Merhaba arkadaşlar. Bugün dijital araçlardan ilk önce Nearpod'u anlatacağız. Nearpod sınırsız bir şekilde zengin içeriklerle sunum hazırlayabileceğimiz ve aynı zamanda quiz, beyin fırtınası, tırmanma oyunu gibi çok içerikli bir platformdur. Şimdi Nearpod yazdığımız zaman öğrencilerin öğretmenin oluşturduğu bir kodla girebileceği bir kısım bulunuyor ve öğretmenlerin giriş yapacağı kısım da yeşil alandır. Ben giriş yapıyorum önceden hesabım olduğu için doğrudan doğruya. Nearpod'la Google hesabından giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben mail hesabı ile giriş yaptım. Mail hesabı ile giriş yaptıktan sonra içerik olarak da okulunuzla ilgili, branşınızla ilgili yani hangi kaynak konu üzerinden hazırlayacaksanız içeriklerinizi, okulunuzu belirttiğiniz zaman çok daha fazla Nearpod'un içeriklerinden, kütüphanesinden yararlanabiliyorsunuz. Sizin gibi içerik hazırlayan öğretmen arkadaşlarımızın da aynı zamanda içeriklerini buradan görebiliyoruz. Şimdi Nearpod'un açtığımız zaman sizin karşınıza gelecek olan kısım burasıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim çalışmalarımızın bulunduğu alan bu bölgedir arkadaşlar. Biz sunum yaptığımız zaman bu sunumlarımızı bu kısımda görebiliyoruz. Sunum içerisinde bizim slaytlarımız arasına ekleyeceğimiz bazı içerikler, faaliyetler var. O faaliyetleri de ayrıyeten burada beyin fırtınası oluşturma veya quiz oluşturma veya açık uçlu bir soru araştırma sorusu oluşturabileceğimiz ayrı alanlar da bulunuyor. Şimdi burada bizim kütüphanemizi görüyoruz ama aynı zamanda Nearpod'un sonsuz içeriklerini bulabileceğimiz bir kütüphanesi de var. O kütüphaneden yararlanma hakkına sahibiz. Ders içeriğimizi veya video olarak da içeriklerimiz var sınırsız sayıda. Burada alanımızı seçiyoruz. Diyelim ki bilim alanını seçtim. Hangi öğrenci grubuyla ilgili çalışma yapacaksanız onunla ilgili size içerikleri, videoları, dersleri alıyor. Peki ben bunları nasıl kullanabilirim? Diyelim ki buradan herhangi bir içeriği aktarmak istiyorum. Bu içeriğe tıkladığım zaman Nearpod'da şu şekilde bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Bu açılan sayfada ben doğrudan doğruya teach kısmında öğrencilerimle bunu canlı olarak paylaşabilirim. Ama ben henüz içeriğini bilmediğim için ön izleme yapabilirim veya doğrudan doğruya kendi kütüphanenize aktarabilirsiniz. Kendi kütüphanenize aktardığınız zaman tekrar düzenleme yapabilirsiniz. Çünkü sizin hazırladığınız sınıf ortamına uygun mu? İçeriklerinde değiştirmek isteyeceğiniz herhangi bir kısım var mı? Onu kontrol etmemiz gerekiyor. Evet, bakın burada içeriğimiz geldi. Bunu doğrudan doğruya canlı olarak öğrencilerimizle paylaşabiliriz. Nearpod'un böyle bir özelliği de var. Veya öğrencilerimizle bunu ödev olarak gönderebiliriz. Ön izleme yaparsınız. Eğer uygun değilse düzenleme yaparak bu içeriklerimizi öğrencilerimizle paylaşma imkanı da veriyor bize. Şimdi ben öncesinden bir tane örnek hazırladım. Bu Nearpod'la zengin içeriklerimizin içinde neler var bir görelim istedim. Dikkat etmemiz gereken noktalara biraz örnek üzerinden anlatmak istedim. Evet, şimdi konumuzun başlığını verdikten sonra yükleme yaptığımız slaytımızın arasına görseller, videolar, yazılar ekleyebiliyoruz. Burada ben ilk başta girişte öğrencinin dikkatini çekmek adına bir video ekledim. Çünkü ilk başlarda ve en sonda öğrencinin dikkatini çekmek veya dikkati dağıldığı zaman toparlamak biraz daha zor oluyor. Hücre teorisiyle ilgili video. Aralarda yine slaytlarımız var. Pardon. Buraya ben bir Padlet sayfası gibi beyin fırtınası bir soru ekledim. Öğrenci buraya soruyla ilgili cevabını girip doğrudan doğruya gönderebiliyor.
Yine bir konu girişi var. Burada açık uçlu bir soru. Burada bir şekil ekledim ben. Şekil burada çok küçük gibi gözükebilir ama şekle tıkladığımız zaman şekil büyük olarak gidecektir ve öğrenci bu kısma soruyla ilgili cevabını yazabilecek. Slaytımıza yine bu normalde benim slaytımın içinde yoktu. Görsel ekledim. Herhangi bir görsel. Özellikle slaytlarımı hazırlarken düz metin şeklinde ayarlayıp görselleri bu kısımda doldurmaya çalışıyorum. Üç boyutlu bir hücre resmi ekleyebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Hatta bunu iki şekilde ayırt ettim ben. Bakın aynı şekil ama burada tam ekran görüntüsü şeklinde görebiliyorsunuz bu şekli. Buradan çizim yapabiliyorsunuz. Demişiz ki yüce zarına özgürlük kazandıran yapılar hangisindir? Şekil üzerinden çizebilirsiniz. Rengini bile seçebiliyorsunuz kalemin. Kırmızıyı seçtim diyelim ki ben. Şekil üzerinde göstermek istiyorum. Bakın burada seçtiğim zaman direkt öğrencinin zaten ödev olarak vermişsiniz veya canlı olarak bu bilgiler gönderilmişse öğrencinin görebiliyorsunuz nasıl bir cevap verdiğini. Burada ekranda küçük olarak resmi verip metin olarak da ekleyebilirsiniz. Bu metinin yazının büyüklüğünü yine rengini ayarlayabiliyoruz. Buraya yazabiliyorum mesela karbonhidrat yazdım. Bunu yazdıktan sonra tabii ki kayıt etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İki farklı şekilde resmi ekleyip öğrencilerin burada bu resim üzerinde çizim yapmasına veya o resme bir metin şeklinde cevaplamasına izin verebiliriz. Kolaj oluşturma gibi bir özelliği de var. Yani bir kolaj oluşturup bilgisayarınıza yükleyip buraya yükleme zahmetinden sizi bir nevi kurtarıyor bu portalımız. Yine burada yine bir üç boyutlu yapı, hatta simülasyonlar da ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Burada bir eşleştirme sorusu. Eşleştirme sorularının cevaplarını verdiği zaman doğru cevap, diyelim ki verdim. Burada yanlış olarak gösteriyor zaten sana. Bir şekilde doğruyu yaptırdıktan sonra geçiriyor. Herhangi bir web sayfasından içeriğini buraya ekleyebiliyorsunuz. İçeriğini ekledikten sonra herhangi bir şekilde öğrencinin başka bir web sayfasına gitmeden bu slaytlar üzerinde bütün konuyla ilgili bilgiye sahip olmasını görebiliyoruz. Slaytımızın bu kısmında da tırmanma oyunu var. Aslında bu tırmanma oyununu ben birazdan size açıklayacağım. En başta da dedim başlangıçtaki 3 kutu kısmında da bunları ayrı olarak hazırlayabiliyoruz. Öğrenci bu soruları cevaplıyor. Hatta en sonuna anket de ekleyebiliriz. Mesela bu dijital araç ile hazırlanan zengin içerikli sunumu beğendiniz mi şeklinde. Slaytımız bu şekilde arkadaşlar. Ve bir de şunu göstermek istiyorum. Ben bu öğrencinin özellikle bu dönemde uzaktan eğitim döneminde öğrencilerimize ödev verip bu ödevleri kontrol etme açısından Nearpod çok güzel bir araç. Bunu herhangi bir öğrencimiz hazırlamış gibi göstererek bir rapor oluşturdum arkadaşlar. Bu rapora baktığımız zaman içerikle ilgili öğrencilerin verdiği cevapları çok ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Bakın raporlar kısmında var. Buraya giriş yapıyorum. Hangi ne konusunu hazırlamışsam burada görebiliyorum arkadaşlar. Mesela burada öğrenci dijital araçlarla ilgili anket sorusuna cevap vermiş mi? Sonra açık uçlu soruya cevap vermiş mi? Tabii ki doğru olup olmadığını öğretmen buradan tek tek inceleyecek. Sonra eşleştirme sorularına verdiği cevaplar. İşbirlikçi kurul dediğimiz öğrencinin PDF sayfası gibi düşüncelerini paylaştığı ortamı doğrudan doğruya görebiliyoruz. Tırmanma oyununda öğrenci sorulara hangi soruya hangi cevabı vermiş? Doğru mu, yanlış mı? Bakın burada tek tek size doğru cevapları, yanlış cevapları gösteriyor. O nedenle raporlar kısmı bu açıdan çok önemlidir. Öğrencilerin bilgilerini çok ayrıntılı bir şekilde öğrenmemizi sağlıyor. Şimdi hep birlikte bir tırmanma oyunu
ve bir de farklı olarak da PDF sayfası gibi öğrencilerin düşüncelerini paylaşabileceği bir ortama örnek vereceğiz. Hem öğretmen gözünden nasıl gözüküyor hem de öğrenci gözünden bakacağız. Yalnız burada ben bunları kendi hazırladığım dijital araçta gösterdiğim için arkadaşlar burada bana bir kez daha bunu hazırlamama izin vermiyor. O nedenle bunu ben şu anda silmek durumundayım. Şimdi ben bir beyin fırtınası oluşturmak istiyorsam öğrencilerime diyelim ki bu şekilde bir sayfa geldi. Sorumu yazıyorum. Dedim ki küresel iklim değişikliğinin nedenleri nelerdir dedim. Soruyu kaydettim. Sorum kaydedildikten sonra benim biraz önce dediğim gibi arkadaşlar kendi ana sayfama bu kısım geldi. Şimdi ana sayfama geldi gördüğünüz üzere. Ya bunu öğrencilerimle sınıf ortamındaysam bilgisayarları varsa veya iPad'leri varsa doğrudan canlı da paylaşabilirim veya ödev olarak da gösterebilirim. Bunu da canlı olarak nasıl paylaşıyorum onu gösterelim ilk önce. Şimdi canlı olarak paylaştığımızda ilk girişte söylemiştik bir kod çıkıyor arkadaşlar. Bu kodu doğrudan öğrencilerimizle paylaşabiliriz ama öğrencilerin bilgisayarından AirPod olması gerekiyor. Mail, sosyal medyada, Google Classroom'da, bulut ortamında, Microsoft Teams grubundan da paylaşabilirim. Ama doğrudan doğruya öğrencilerin link üzerinden paylaşım yaparak gelmesi açısından önemlidir. Ben doğrudan doğruya öğrencilerin AirPod'la kayıtları olup olmadığını bilmeden link paylaşımı yapmak istiyorum. Linki kopyaladım. Şimdi başka bir sayfadan bir öğrenci olarak, öğrenci gözünden nasıl oluyor onu bir bakalım. Evet, öğrenci sayfası geldi. Öğrencimizin ismi Arzu olsun. Şimdi öğretmen sayfasına geri dönüyorum. Çünkü öğretmen sayfasında henüz onaylanmadı olarak gösteriyor. Geldik. Şimdi öğretmen sayfasına geldiğimizde bize şöyle bir soru soruyor. Diyor ki verilen cevapları onaylamak istiyor musunuz? Yani beyin fırtınası olduğu için ben hayır da cevaplayabilirim veya çok farklı düşünceler gelir, hani kontrol etmek istiyorum derseniz evet de diyebilirsiniz. Ben evet dedim. Evet dedikten sonra şurada dikkat ederseniz bir onay kutusu açılıyor. Tekrar öğrenci sayfasına geliyorum. Bakın kalktı. Öğretmen onayladı. Cevabımı veriyorum. Sera gazları nedendir dedi öğrenci ve bunu gönderdi. Bunu gönderdikten sonra bakın burada öğretmenin onayı gerekli. Öğretmen sayfasına geldim. Bakın burada bir onay kutusu var. Onay kutusunu açıyorum. Arzu sera gazları cevabı vermiş. Onaylıyor musun? Evet onaylıyorum dediğim zaman benim sayfamda çıkıyor arkadaşlar. Şu en alt kısmında 3 kişinin olduğu yerde 1 olarak gösteriyor. Çünkü benim şu anda 1 öğrencim var burada. Ve bir de bazen sınıf ortamında çok yarışma olabilir. Öğrenciler bundan hani kaçınabilir, düşüncelerini özgür olarak ifade edemeyebilirler. O nedenle de burada ismi de gizleyebiliyorsunuz. Bu kısma değdiğim zaman bakın. Burada öğrencimin ismini gizledim. Bu açıdan da güzel bir fikir alışverişinin paylaşıldığı, öğrencilerin düşüncelerini paylaştığı güzel bir ortamdır diyoruz. Pardon, sayfadan çıktı. Evet, bu ortamda öğrencilerimizin düşüncelerini paylaştığı bu ortamda
Biz raporlar kısmından tekrar biraz önce gösterdiğim gibi hangi öğrenci hangi düşünceleri paylaşmış net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi farklı olarak da arkadaşlar bir de tırmanma oyunu hazırlayalım. Tırmanma oyunu da öğrencilerin çok zevk aldığı bir oyundur. Çünkü öğrenciler kendi avatarlarını yaratıyorlar. Bir örneğimizde bunu yapalım. Bunu da canlı bağlantı olarak değil de ödev olarak öğrencilerimize hazırlayabiliriz. Şimdi normal bir quiz ortamında soru nasıl hazırlıyorsak soru hazırlayacağız arkadaşlar burada. Görsel ekleyebiliyoruz. Düz metin şeklinde yazımızı ekleyebiliyoruz. Mesela herhangi bir soru. Tüm canlılarda. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır diye bir soru sorduk. Burada cevaplarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Yine cevaplarımızı metin olarak da görsel olarak da ekleyebiliriz. Diyelim ki ribozom organeli dedim. Mitokondri dedim. Çekirdek dedim. Nişasta sentezi dedim. Yalnız burada doğru cevabı mutlaka işaretlememiz gerekiyor. Doğru cevabı işaretledik. Bir soru daha hazırlayacağız. Burada soru süresini de ayarlayabiliriz. 0-30 saniye bana çok fazla gelebilir. Bunu düşürebilirim veya bu çok daha az gelir. Daha da arttırabilirsiniz. Kopyalayabiliriz sorumuzu. Buradan direkt olarak kopyaladık mesela. Kopyaladığımız zaman zaman kaybı olmasın. Nükleik asitlerin sadece DNA'da bulunan bir özelliktir diye bir soru sordum mesela. Diyelim ki nükleotit içerme. Timin dedim. Pardon, soru ekledim fazladan. Cevap ekleyecektim. Adenin dedim. Fosfo diester bağ dedim diyelim ki. Bunun da cevabını hangisi DNA'da bulunan bir özelliktir? Bunu siliyoruz. Timin dedik diyelim ki. Şu fazla uzatmayalım. Şu soruyu sildim. İki sorulu olsun. Bu soruları hazırladıktan sonra kaydetmemiz gerekiyor. Kaydımızı tamamlıyoruz. Kaydımızı tamamladıktan sonra görüyorsunuz yine buraya bir tırmanma oyunu geldi. Bu sefer ben öğrenciye ödev olarak göndermek istiyorum. Ödev olarak göndereceğim zaman yine burada diğerlerinde olduğu gibi portalları görüyorsunuz nerede yayınlayabileceğimizi. Burada zaman ayarlamamız gerekiyor. 29 gün çok fazla diyelim ki 2 gün verdim bunu kaydettim. Ben doğrudan yine link paylaşacağım arkadaşlar. Bu linki aldım. Öğrenci gözünden nasıl gözlemleniyor? Buna bakıyoruz.
Evet. Öğrencimizin ismi Ali dedik bu sefer. İlk başta öğrencilerin en zevk aldığı kısma geldik. Avatarlarını oluşturmayı çok seviyorlar çünkü. Avatarlarını oluşturabilecekleri bir kısım geliyor burada. İlk başta herhangi bir avatarlarını seçiyor. Burada birkaç tane seçme şansı var. Seçti avatarını ve başlıyor soruyu çözmeye. Soruyu bildikçe bir tırmanıyor. Adı tırmanma oyunu olmasının sebebi yükseklere doğru çıkıyor. Öğrencilerin zevk aldığı bir portal. Diyelim ki öğrenci burada cevabını verdi. Doğru cevap verdi. Bakın Ali burada koşuyor. Hızlı bir şekilde tırmanıyor. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Bu soruya da yanlış bir cevap verelim. Burada da yine koşuyor ama biraz önceki kadar çok fazla yükseklere çıkmıyor. Geride kalıyor biraz. Tabii şu anda yarıştığı başka kimse olmadığı için birincilikle kapatıyor yarışmayı. Yine dediğim gibi öğrencinin çok zevk aldığı bir ortam. Bu tarz ortamlarda biraz daha öğrenciler kendilerini çok daha iyi hissediyorlar, eğleniyorlar daha doğrusu. Güzel bir platform. Aynı zamanda bu içeriklerin her birisini hazırladığımız slide içerisinde de gösterdik arkadaşlar. Ayrıyeten de hazırlayabilmemiz bu platform açısından çok uygun. Bu normal klasik araştırma sorusu verebileceğimiz bir alan arkadaşlar. Sadece bununla ilgili neler yapabiliriz? Onlardan bahsedelim. Burada öğrenci bir resim gönderebiliriz. Bir görsel üzerinden, bilgisayarınızdan yüklediğiniz herhangi bir görselle ilgili. Mesela bir görsel yükleyelim. Diyelim ki ben bu görseli yükledim. Buraya geliyor. Bu görseli yükledikten sonra işte şekildeki organelin görevlerini açıklayınız dedikten sonra bunu kaydediyoruz. Yine ekranımıza gelecek. Burada ses kaydı veya herhangi bir görüntü verip bir müzik öğretmeni bir müzik aleti görüntüsünü verebilir. Veya bir herhangi bir ses yüklenip o sesin hangi müzik aletine ait olduğu sorulabilir. Bir şair resmi verilip o şairin eserleriyle ilgili bilgiler verilebilir arkadaşlar. Gayet zengin içerikli bir portaldır ve ücretsizdir. Bunları ücretsiz olarak zaten kayıt olunabiliyor ve ücretsiz bir şekilde bu platformdaki bu içerikleri hazırlayabiliyoruz arkadaşlar. Biz kendi slaytımızı, bu zengin içerikli slaytımızı nereden oluşturabiliyoruz peki? Ondan bahsedelim. Şu anda benim biraz önce oluşturmuş olduğum buradaki açık uçlu soru, araştırma sorusu buraya kaydoluyor. Kaydolduktan sonra yine öğrencilerimle ödev şeklinde veya canlı olarak paylaşabilirim. Kendi içeriğimizi ilk başta hazırladığım o sunumu ve bu biraz önce anlattığım beyin fırtınasını veya bir tırmanma oyununu veya bir açık uçlu soruyu, araştırma sorusunu yine bu slaytlarımız içerisine nasıl oluşturabiliriz? Create tuşuna bastığımız zaman bize şu şekilde bir sayfa gelecek. Slaytımızı oluşturabileceğimiz bir sayfa gelecek. Buradan sadece kendi slaytımızı ekleyebiliriz. Peki ne var bu kendi slaytımızı eklediğimiz kısımda? İçerik ve aktiviteler kısmı. İçeriklerde videolar, işte görsel yine video, o kolaj yaptığımız kısım burada. Herhangi bir web sitesi veya üç boyutlu bir şekil veya simülasyonlar, seyahat projelerde kullanabileceğimiz BBC videoları, tekrar slaytlar veya ses ekleyebiliyoruz. Aktivite kısmında da biraz önce yaptığımız tırmanma oyunu, açık uçlu sorular, eşleştirme soruları,
quiz soruları, çizim yaptırabiliyorsunuz. İşbirlikçi kurum denilen fikir paylaşımı, anket gibi veya hafıza testleri ve Flipgrid sayfasında da bu paylaşımlarınızı ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada ben hani bu slaytları aralarda kullandım. Daha çok öncesinden hazırlamış olduğunuz slaytlarınız varsa bilgisayarımızdan bu slaytlarımızı yüklememiz gerekiyor. Herhangi bir konuyla ilgili slaytımı yüklüyorum. Yükledikten sonra ana sayfamda bu slaytla ilgili olan tüm içeriklerim bu bölgede kopyalanmış bir şekilde karşıma gelecek ve buradaki slayt ekleme tuşundan İçerikler ve faaliyetler kısmından ne eklemek istiyorsam slaytımın içerisine zenginleştirmiş bir şekilde ekleyeceğim. Yani bizim hazırladığımız Bitmoji sınıfları sanal sınıf içerisine videodur, görseldir, içerikler, linkler ekliyoruz. Aslında Nearpod biraz da küçük bir Bitmoji sınıfı gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Buraya yükleme olduktan sonra slaytımız gelecek ve o içeriği biz istediğimiz gibi düzenleme şansına sahip olabileceğiz. Slaytlarımız yüklendikten sonra bu slaytımızı zengin bir içerik haline nasıl getirebiliriz? Slayt ekle kısmından biraz önce video ekle kısmına gelmiştik. Burada doğrudan bir video ekleyebiliriz veya tekrar bu kısma geldiğim zaman da video eklenebiliyor buradan da veya herhangi bir metin içeriği ekleyebiliyorsunuz. Herhangi bir görsel ekleyebiliyorsunuz. Açacak inşallah. Evet, geldi. Burada text kısmında bilgi. Zaten ben slide eklediğim için burada çok fazla bilgi kullanmıyorum ama slide eklemeyeceksem bilgiyi kullanabilirsiniz veya video ekleyebiliriz. Diyelim ki şuradan bir video alayım ben. Video URL'sini kopyaladım. Buraya getirdim. Hücre yapısıyla ilgili. Bunu kaydediyorum. Başlık olarak da buraya hücre yapısı yazdım. Kaydetmemiz gerekiyor. Slaytımızı kaydettikten sonra arkadaşlar slaytın en sonunu atıyor. Siz hangi slaytın arasına yerleştirecekseniz videonuzu yerleştirebilirsiniz. Ben dersin en başında diyelim ki dikkat çekmek istiyorum. Öğrenciler çünkü ilk başta motivasyonları düşük olabilir. Dikkat çekmem gerekebilir. İlk başta bir video, konunun en başına bir video ekleyebilirim. Videomu ekledim. Burada başka neler ekleyebilirim? Buradan hemen bir görsel de örnek vereyim arkadaşlar. Görsel olarak ne ekleyebiliriz? Mesela imaj kısmına geldim arkadaşlar. Burada bilgisayarımdan herhangi bir yükleme yapabiliyorum. Mesela diyelim ki bunu yükleme yapmak istiyorum. Yükleme yaptım. Ama şöyle alt kısmında göstermek istediğim bir şey var. Diyelim ki arka planı değiştirmek istiyorsanız burada çıkıyor zaten. Arka planı değiştirebiliyorsunuz. Veya burada kolaj yapma imkanı da veriyor size. Diyelim ki dörtlü gruba ayırmak istiyorsunuz. Buralara da resim eklemek isteyebilirsiniz veya yazı eklemek isteyebilirsiniz, video eklemek isteyebilirsiniz, bir GIF eklemek isteyebilirsiniz. Bilgisayarınızdan yine herhangi bir şekilde diyelim ki bunu ekledim. Farklı farklı şeyler eklemeyeyim diyorum da ona bakıyorum. Hücre yapılarıyla ilgili bir şey ekledim diyelim.
hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan 4 tane görsel ekledim. Bir de farklı olarak hücre duvarı ekledim diyelim ki. Bu 4 görseli ekleyebiliyorsunuz. Kaydettiniz. Kayıt yaptıktan sonra yine her zamanki gibi slide'ın en sonuna doğru atacak. Slide'ın en sonuna doğru attıktan sonra siz onu nereye yerleştirmek istiyorsanız tekrar taşıyabilirsiniz. Diyelim ki ben bu slide'ından sonra hücre zarı, hücre duvarından sonra bunun gelmesini istiyorum diyorsunuz. Sonra tekrar slide kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir web sitesinin içeriğini ekleyebilirsiniz. Mesela TÜBİTAK'tan herhangi bir içerik alabiliriz. TÜBİTAK hücre ile ilgili herhangi bir web sayfasının içeriğini alıyoruz ve bu kısma kopyalıyoruz. Kaydediyoruz. Kaydettikten sonra diyelim ki ben slaytımın en sonunda öğrencilerin bu TÜBİTAK'la ilgili olan içeriği izlemesini istiyorum. Başka neler yapabilirim? Üç boyutlu fotoğraflar ekleyebilirim. Burada bana seçenekler sunmuş. Hemen bir hücre, üç boyutlu hücre ekliyorum. Bakın en sona geldi o da. Onu diyelim ki herhangi bir yere, uygun olan yere tabii ki eklemek zorundayım. Slide'ımızı çok iyi bir şekilde simülasyonlarla veya burada projelerde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Herhangi bir seyahat edeceğimiz proje ortaklarımızla ilgili bir slide, etkileşimli bir slide hazırlayabiliriz. BBC videolarından ekleme yapılabiliyor arkadaşlar burada yine. Hepsinin eklenme şekli aynı. Tekrar bir bulut sisteminden veya bilgisayarınızdan bir PDF dosyası yükleyebilirsiniz. Ses kaydı da alabiliyor arkadaşlar. Bilgisayarınızda yüklü olan herhangi bir ses kaydını buraya alabilirsiniz. PDF dosyalarını alabilirsiniz. İlk bölümde bahsettiğimiz gibi tırmanma soruları şeklinde sorular hazırlayabiliriz burada. Açık uçlu sorular hazırlayıp ekleyebiliriz arkadaşlar. Tartışma sorusu buraya eklenebilir. Tartışma sorusu eklenirken illaki düz yazı şeklinde değil de burada var mesela medya kısmından herhangi bir görsel ekleyebilirsiniz. Bir video ekleyip de o video ile ilgili öğrencilerin yorum yapmasını isteyebilirsiniz. Ses kaydı olabilir veya bir internet içeriği olabilir arkadaşlar. Bunu ekleyebilirsiniz. Mesela buraya normal bir yazı eklesek, desem ki bir hücre en fazla kaç bölümle geçirebilir şeklinde bir soru sorabiliriz. Soru yine açık uçlu sorumuz en sona aktardı. Bu soruyu hücre teorisini anlattığım zaman öğrencilerimin dikkatini çekmek için bu kısma ekledim. Başka neler ekleyebilirim? Aktivite kısmında. Daha önce sorduğunuz gibi bir çizim yaptırabiliriz arkadaşlar. İlk slaytımızda söylemiştim, iki tane çizim gösterdim. Bir tamamıyla sayfayı kaplayacak bir çizim oluşturabilirsiniz. Şu kısımdan yükleme yapabilirsiniz. Bu kısımdan diyelim ki yükleme yaptınız. Şu hücre zarı şeklini buraya yüklediniz.
Buraya yükleme yaptıktan sonra işte sorusunu yazdığımız zaman diyelim ki hücreye özgürlük kazandıran yapıları çizerek gösterebilirsiniz dedikten sonra kaydediyoruz. Öğrenciler bu kısma geldiğinde kalem kullanarak veya bir metin kullanarak bu kısma arkadaşlar gösterebiliyorlar. Çizim de yine sonda durabilir. Başka slaytımıza neler ekleyebiliriz? Aktivite kısmında. Burada ilk başta hazırladığımız beyin fırtınası kısmı biraz daha farklı bir içerik olarak geliyor. Mesela bir başlık yazabiliyorsunuz. Bir başlık yazdıktan sonra açıklama da yapabilirsiniz. İlk anlattığım kısımda dikkat ederseniz sadece 60 karakterli kısa bir soru istiyordu. Burada bir soru yazıp tekrardan hani slaytınızı zenginleştirmek amacıyla kullanabilirsiniz. Evet, aktivite kısmında başka yapabileceğimiz eşleştirme sorusu var arkadaşlar. Eşleştirme sorusunu hazırlarken neler yapabileceğimizi biliyoruz zaten. Yine de görsel olarak karşımıza şu şekilde bir sayfa geliyor. İşte burada eşleştirmede yazı olarak, metin olarak da eşleştirme yapabilirsiniz. İşte bir yazı, bir görsel şeklinde de eşleştirme yapmanıza izin veriyor arkadaşlar. Burada mesela yazı veya görselle bir eşleştirme yapılabilir. Hafıza testini ben koyuyorum. Öğrenciler çünkü arada bir böyle ders anlatımı sırasında dikkatleri çok dağıldığı zaman toparlamak amacıyla hafıza testleri iyi oluyor. Nasıl hazırlıyoruz bunları da? Geçen hafta da anlatmıştı Beytullah Hocam, Edukopilay'de de vardı. Burada konunuzla ilgili olan mesela enzim demişiz. Enzim dediğimiz zaman gelen görselleri diyelim ki buraya eklediğimizde çift şekilde alıyor. Burada tabii ki sayılarını ayarlayabiliyorsunuz. Altılı, sekizli, on ikili şekilde ayarlayıp öğrencilerin zevkli bir şekilde burada dersi daha eğlenceli hale getirdiğini düşünüyorum. En azından biraz dikkatlerini toparlayabiliyoruz bu konuda. Evet, slaytımız kısaca bu şekilde hazırlanıyor. Zengin bir içerik haline gelebiliyor. Kayıt etme düğmesine bastığımız zaman diyelim ki hücre olarak, hücre teorisi, hücre zarı, hücre duvarı konusu. Konumuzu, yaş grubumuzu seçiyoruz. Ve ana sayfamıza ekliyor. Ana sayfamıza geçtiğimiz zaman bakalım. Ana sayfamıza geçtiğimizde. Evet, ana sayfamızda hazırladığımız konu görülüyor. Yine öğrencilerimize herhangi bir şekilde bunu canlı olarak bağlantı gönderebiliyoruz veya ödev olarak gönderebiliyoruz. Gözden geçirmek isterseniz bir ön izleme yapabilirsiniz neler hazırladığınızla ilgili. Eğer bunu Bitmoji sınıfında kullanacaksak doğrudan doğruya ben bu kısmı paylaşıyorum arkadaşlar. Çünkü ilk kod kısmını paylaştığında bir düzenleme yapıldığında farklı bir kod girildiği için sizin paylaşımınızda sorun ortaya çıkabilir. O nedenle doğrudan doğruya düzenleme şeklinde değil de gözlemleme şeklinde bir paylaşım gerçekleşiyor. Baktığımız zaman hazırladığımız slaytta hücre yapısıyla ilgili bir videomuz var. Slaytımızın arasına gelmiş olan bir açık uçlu sorumuz var. Üç boyutlu bir yapı. Yine slaytımıza, konu anlatımıza devam edebiliyoruz. Dörtlü kolaj yapıp bakabiliyoruz. Burada herhangi bir yüklediğimiz web içeriğini kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, benim
Burada anlatabileceklerim bu kadar. Sormak istedikleriniz var mı Nearpod'la ilgili? Şerif Hocam, ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Evet. Öncelikle bu uygulamayı çok beğendim. Çok teşekkür ederiz anlattığınız için. Bunun bir süresi var mı? Hazırladığınız bir oyunun mesela hani hafıza oyunu dediniz. Hani belli bir süresi var mı? Yoksa hazırladığınızda hep mi geçerli? Bu uygulamalar ücretsiz zaten öğretmenim. Ücretsiz olarak bu link paylaştıktan sonra kullanabiliyoruz. Ama şu kısımları ben bu slide içerisine yüklediğim için tekrar burada mesela bir kez daha bana bir beyin fırtınası şeklinde soru yapmama izin vermiyor. Tekrar ayrıyeten silmiş olmam gerekiyor. Onun için iki ayrı hesap gibi olsa daha iyi olur. Yani slaytları istediğiniz kadar ben birçok slayt hazırladım. 8-9 tane slayt hazırlamışımdır. Ve o hazırladığım içeriklerde genellikle hiçbir sorun yaşamadım bu zamana kadar. Herhangi bir süre gibi bir sorun yok. Duymadım da. Yani mesela Kahoot'ta bir hani sınav hazırladığımızda 10 soruluk bir test hazırladık diyelim. Hani bunun için mesela bir ay süre veriyor bize en uzun. Yani bir ay sonra onu tıkladığımızda açılmıyor. Yani böyle bir sorun var mı diye. Kısma, yarışma kısmına girdiğinizde süreyi yenile kısmı var. Yenile kısmında sürekli değiştirmeniz gerekiyor. O zaman anladım, olmuyor. Anladım. Yarışmayı hazırlarken ben de direkt öğrenci ikinci bir cihaza bağlanmadan girsin diye doğrudan isim yazarak girmelerini sağlıyorum. Ama tabii ki o süreli olduğu için sürekli olarak kağıtı kontrol edip acaba zaman geçti mi diye o zamanı yenilememiz gerekiyor. Evet, başka sorusu teşekkür olan ederim. Var Sağ mı? Olun. Diğer araca geçeyim mi? Şerif Ücünün Hocam, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi hocam bu hazırladığımız bu Nearpod'daki şeyi dersi Tuzea'da paylaşmak için hani linki alıyoruz ya hocam. Evet. Bir kısıtlama falan var mı ayarlarda değiştireceğimiz bir yer? Ayarlarda ilk şeyde katılımda var mıydınız öğretmenim? Evet. Burada ayarlar kısmında eğer mesela şey yapmışsanız Padlet gibi bir sayfa oluşturmuşsanız, beyin fırtınası oluşturmuşsanız mesela ben ilk hazırladığımda bu kısım kapalıymış. Kapalı olduğu için de öğrenciler yorum yapamıyordu. Bu kısmı açtım. Diğerleri zaten açıktı. Bir de şu kısım var. Bu kısımda şu açıdan sevdim. Diyor ki işte videoları öğrenci izlemeden geçmesin. Video ekliyorsunuz mesela, öğrenci onu izlemiyor. Eğer bu hayır olarak işaretliyse öğrenci onu izlemeden geçebiliyor. Ama o öğrenci slaytı açtığı zaman bunu işaretlediğiniz andan itibaren o videoyu izlemeden geçmesine kesinlikle izin vermiyor. Ayarlarda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da büyük olasılıkla herkeste kapalı oluyor. Ben açtıktan sonra ancak öğrencilerin yorum yapmasını sağlayabildim. Sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Evet, T-Link'le vakit kaldı mı? Enerji kaldı mı acaba? Yani ikinci var, Zoom var hocam, baştaki gibi. İkinci Zoom oturumunun bitmesine yaklaşık 20 dakika falan kaldı. Tekrar üçüncü bir oturum mu yapalım diyorsunuz? Siz bilirsiniz. Yani çok uzun değil. T-Link daha kısa. Evet, daha kısa, bu biraz daha çok açıklamalı. Ben özellikle hani uzaktan eğitimde öğrencilerle karşılıklı olarak neler yapabiliriz düşüncesi, raporlar kısmına da girdim. O nedenle biraz uzun tuttum. Aslında slaytı hani öncesinden hazırlayıp biraz kısaltmaya çalıştım ama internetin sağ olsun azizliğine uğradım. İstiyorsanız anlatabilirim. Yok yorulduk diyorsanız benim için fark etmez. Yani arkadaşlar bakıyorum enerjikler. Devam edelim o zaman hocam. Devam edebiliriz. Tamam, devam edelim. ThinkLink güzel bir portal. Ben çok fazla kullanıyorum. Görseller üzerine etkileşimli videolar, görseller ve içerikler ekleyebileceğimiz bir portal.
Ben bir web aracını, dijital aracı kullanırken hep şunu düşünüyorum. Sınıfımda nasıl kullanabilirim? İki projelerimde nasıl kullanabilirim? Bütün projelerimde kullanmaya başladım. Gerçekten çok güzel, içeriği çok zengin bir ortam. Evet. Şimdi hesabımıza giriş yaptıktan sonra şu şekilde bir sayfa geliyor arkadaşlar bize. Bu sayfada yine önce şunu söyleyeyim size. Herhangi bir video veya herhangi bir görsel burada araştırabilirsiniz. Hazır olan içeriklerden. Diyelim ki hücre. Evet, bu sefer hücreye taktım. Hücre ile ilgili bir videoyu diyelim ki veya bir görseli alıyorum. Bu görseli aldıktan sonra ben evet güzel bir içerik, bunu kopyalayabiliyorum. Veya doğrudan doğruya kendi sayfama atabiliyorum. Kendi sayfama attığım zaman ben bu içerikleri işte kontrol ettiğim zaman çekirdekten bahsetmiş. Ondan sonra burada Koful'dan bahsetmiş. Ben bunu kaydedip kullanabilirim. Yani size bazı öğretmenlerin hazırladığı bir içeriği kullanma imkanı tanıyor. Ama onun dışında ben kendim hazırlamayı tercih ediyorum. Diyelim ki bilgisayarımızda yüklü olan herhangi bir görsel veya videoyu ekleyebiliriz. Videoyu eklemeyeceğim çünkü o çok çok daha zaman alıyor. Herhangi bir görsel eklemek istiyorum. Evet, görselimizi ekledik. Şimdi ne yapacağız bu görselimizle? Görselimizi ekledikten sonra bu sol tarafta bulunan kısımda içerikler var. Nedir bu içerikler? Diyelim ki burada ben bir başlık atmak istiyorum. Diyelim ki çekirdeği göstermek istiyorum. Çekirdek yazıyorum. Çekirdekle ilgili bilgi vereceğim, açıklama yapacağım. Yönetimden sorumlu dedim. Buradan herhangi bir ikon belirledim. Kalp yaptım ve kaydettim. Burada çekirdek kısmına, bir numaralı kısma getirdim. Şimdi buraya içeriye girdiğimiz zaman çekirdek ve yönetim yazısını görüyorum. Tekrar aynı kısımda, alt takdirinden kısımda bir de sadece başlık ekleyebilirim. Diyelim ki endoplazmik retikulum. Retikulum. Evet. Endoplazmik retikulum dedim. Şimdi bunun farkı ne, onu göstermek istiyorum. Bakın. Burada daha önceki eklediğimde çekirdek yazısı yoktu. Ancak ben bu ikonun üzerine tıkladığım zaman bu yazıyı görebildim. Ama burada dikkat ettiyseniz sadece başlık olarak attığım için endoplazmik retikulum yazısı çıktı. Başka bu metin kısmında neler ekleyebilirim? Şunu göstereyim. Bu metin kısmında görsel olarak da bir ekleme yapabiliyoruz. Diyelim ki burada kloroplast organelini görsel olarak eklemek istiyorum. Kloroplast organelini ekledim. Şimdi buraya kloroplast yazdım. Yazamadım. Kloroplast yazdım. Bu yazı yan tarafta çıktı arkadaşlar. Yani biraz açıklama olacaksa başlık kısmına yazıyoruz. Bildim. Buraya yazalım diyelim ki. Kloroplast yazdım. Alt kısmını, açıklama kısmına yazdığım zaman şeklin en alt kısmına geliyor. Yani yazıları bu şekilde ayarlayabiliriz. Veya buraya başka görseller de ekleyebiliriz. Diyelim ki başka bir tane daha görsel mitokondri organelini
ekledim. Karşılaştırma yapmalarını isteyeceğim diyelim ki. Burada tabii şu yazı çok hoş olmuyor altında. Kloroplas yazısı çıktı. Sonraki kısmına da diyelim ki mitokondri diye ekleyeyim. Ve görsel ilerlettiğimde ilk başta kloroplastı, sonra mitokondri organelini gördüm. Bunu da herhangi bir ikonla ekleyebiliyorum. Rastgele seçiyorum bunları. Herhangi bir anlam yok. Kloroplastla mitokondrinin olduğu bölgeye mesela ekledim. Bir de burada şöyle link ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Diyelim ki şuradan bir link alalım. Ben bu linki buraya ekledim. Video olduğu için genellikle şu şekilde bir ikon olarak video ikonu seçmeyi tercih ediyorum. Evet. Buraya geldi. Buna tıkladığım zaman doğrudan doğruya arkadaşlar videomuzu paylaşabiliyoruz. Ama şöyle bir şey istiyorsanız, videonun yanında bir de ekleme, yani bir bilgi olmasını istiyorsanız şu şekilde bu kısımdan da videoyu ekleyebilirsiniz. Burada da URL kısmı var. Eklediniz URL kısmında. Diyelim ki ben hücre yapısı dedim. Hücre yapısıyla ilgili bir videom var dedim. Ekliyorum. Şu iki video arasındaki fark, aslında aynı videoyu ekledim. Bu videoda doğrudan doğruya sana YouTube kanalındaki videoyu açıyor. Bu video ekleme kısmında ise doğrudan açmıyor, YouTube kanalına yönlendiriyor. Hatta burada bu YouTube kanalını ismini şu şekilde hücre olarak da değiştirebiliyorsunuz. Farklılığı bu. Yani ben genellikle şöyle kullanıyorum. Eğer doğrudan bir video izletmek istiyorsam doğrudan linki paylaşacağım kısma, yani bu bölgeyi işaretliyorum, giriş yapıyorum. Eğer videoda herhangi bir açıklama olmasını istiyorsam bu bölgeden yine video URL'sini kopyalayıp açıklama kısmını da yazıp içeriğimi oluşturabiliyorum. Onun dışında burada oluşturabileceğimiz başka, buraya bir görüntü ekleyebiliyoruz. Ekran görüntüsü, hücreyle ilgili diyelim ki bir ekran görüntüsü yükledim ben buraya. İşte altına dedim ki hücredeki organeller şeklinde ekledim. Yine bir ikon seçtim ve bunu buraya eklediğim zaman şöyle dikkat edersiniz arkadaşlar, burada da doğrudan doğruya nasıl burada bir organelin ismini başlık olarak ikona geldiğim zaman görebiliyorsam, bakın burada görünmüyordu. Burada ise görsel eklediğimde ve görselin yazısıyla birlikte hücredeki organeller kısmı geliyor ve benim hücredeki organellerle ilgili yazımın burada olduğunu bir şekilde belirtmiş oluyorum arkadaşlar. Burada başka söyleyebileceğim bir şey yok. Ayarlar kısmı var. Bu ayarlar kısmında yazdığınız metin sayfasının nasıl olmasını, hangi renkte olmasını istiyorsanız bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Ayarladığınız zaman kullandığınız bu metinlerden bir tanesinin arkası, bir tane deneyelim isterseniz. Burada olmadı. Mesela baktım, bu metin arka kısmı biraz önce beyazdı ama ayarlar kısmından bunu değiştirebiliyoruz. Bunların her birisini yaptıktan sonra kaydediyoruz. Çok zor bir portal değil zaten bu.
kaydettim. Ben bunu kaydettikten sonra ayarlar kısmında hücre eğer ben bunu halka açık bir şekilde yapmak istiyor muyum? Herhangi bir şekilde, yani genellikle halka açık şekilde kullanıyorum veya bağlantı olanlar kullansın diyorum veya özel olsun diyorum. Halka açık bir şekilde kaydettim diyelim ki. Bunu kaydettikten sonra ana sayfamda görebiliyorum. Bunu yayınlarken de link olarak paylaşım yaptığımız zaman, kopyalayıp Bitmoji sınıfına aldığımız zaman içerikleri çok güzel bir şekilde zengin bir görseli, zengin bir içerik haline dönüştürüp kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet, burada anlatabileceklerim benim bu kadar arkadaşlar. Video ekleniyor mu? Ben internet bağlantısından dolayı uzun sürer diye eklemedim ama video içeriği de ekleyebiliyorsunuz. Video ilerlerken videoyu durdurup ne yazı olarak yazmak istediğiniz veya herhangi bir başka bir video içerisine eklemek istediğiniz zaman yapabileceğiniz bir portal. Ben denedim, oluyor. Ama tabii video biraz daha normal görsele göre zaman alıyor. İnternetten dolayı şu anda onun çok uzun süreceğini düşünüyorum. Sormak istediğiniz var mı? Kolay bir portal hazırlanması diğerine göre çok çok daha basit diye düşünüyorum. Şerif Hocam, benim bir sorum, bir de katkım olacak izniniz olursa. Tabii ki. Şerif Hocam, şu Bitmoji sınıfında kullanmak için ben halka açık olan ayarlarda onu yapıyorum ama Bitmoji sınıfı için onun dışında hangisi müsait halka Bitmoji sınıfında kullanmak için? Ben Publi'yi kullanıyorum ama o birkaç seçenek sundunuz ya. Linki olanlar paylaşabilir. Linke sahip olan herkes onu görebilir şeklinde. Tamam. Paylaşım yapabilirsiniz. Tamam, bu sorum olacak, sorumdu. Katkımda bu paylaşırken, sharing yaparken hani o kutucuk var ya, arayüzü göster gösterme. Mesela göstermeyi tıklıyorum. Ben ekrana büyük geliyor, daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Tabii tercih meselesi. Hani Learning Apps'ta olduğu gibi belki bu da bir küçük bir katkı olabilir arkadaşlarımıza. Evet. Şunu da söyleyeyim ben. Diyelim ki ben bu görseli mesela birisinden sevdim ama bu hücre çok hoşuma gitmedi benim. Şu kısımdan arka planını değiştirebiliyorum arkadaşlar. Arka planını değiştirdikten sonra hücre konusunu anlatacağım. İçeriğini beğendin, işte metinler, eklenmiş olan videolar gayet güzel, güzel anlatılmış ama kullanılan görsel sizin hiç hoşunuza gitmedi. O görseli değiştirip arka planı değiştirip tabii ki tekrar o linkleri düzenlemeniz gerekecek arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Evet, hocam, chatte de bir arkadaş sormuş. Ben de merak ettim. Ses kaydı yükleyebiliyor muyuz? Yani kendi ses kaydımızı. Evet. Ses kaydı da var. Onu unutmuşum. Unutmuş olabilirim yani. Estağfurullah. Şu kısımda hocam, açtığınız zaman doğrudan bu bölgede ses kaydı alabiliyorsunuz. Ses kaydı alıyor. Daha sonra bunu kaydettikten sonra size zaten ses kaydı olarak gelecek. Şu ayarlar kısmında da var ses kaydı. Buradan da ses kaydı alabiliyorsunuz. Yani ben birkaç kez kullandım, ses kaydını da kullandım. Herhangi bir sorun olmadı. Hatta ses kaydı olduğu zaman öğrenciler çok daha böyle mutlu oluyorlar. Ses duydukları zaman görsel sadece bir yazının dışında ses kaydı onları daha çok mutlu ediyor. Şerif Hocam, çok teşekkür ederiz. İkisi de çok güzel araçlardı. Ben de projelerde çok kullanıyorum, dediğiniz gibi çok kullanışlı bir araç. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Elinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. İyi bakın. Thinklik'te sınır yoktu galiba hocam, sordu ama. Yok. Sınır yok hocam. Sınır yok. Yani ben önüme gelen her şeyi Thinklik'te hazırlıyorum şu anda. Erasmus, Etiminink hepsinde kullanılıyor. Bitmoji sınıfları Thinklik'te çok da hoşuma gidiyor hazırlarken. İçerikleri çok güzel gerçekten. Nearpod'u da çok seviyorum.
Yani sanki bana şey gibi geliyor, küçük bir Bitmoji sınıfı gibi geliyor Nearpod'da. Yani her şey var içerisinde gerçekten. Çok da zenginleştirmişler. Güzel bir portal. Hazırlayanlara çok çok teşekkür ediyorum yani. Gerçekten güzel portal hazırlamışlar. Görüşmek üzere hocam. Tekrardan kapatıyorum artık.